Bayramdan beri kayaları. Bayramdan beri kayaları uşakla ayrı. Mustafa ayrı bence. Ravuma söyle diyor Mustafa. Dokunma ablasını, çekiyorum ben onları. Kız oğlum seni kısarım, bu sensi var. Bak onu aralarına almasalar çakıl, kurt, ayı onu hemen yok etver abla. Aralarında büyütüyorlar, ta ta ki onlar çoğalmışlar. Yaban olmuş bunlar gayrı. Hani bıçıkları vardı ya ablam ya. Anam! Tayına bu tayına tayına. Anasının kopyasına bakın. Ah ne güzel onlar. İki tane tay var. Üç tane sana. Üç tane. Üç tane. Üç tane tay. Üç tane. Sen niye koyuyorsun onları? Abi onların nasibi o. Sana dönüverler, yaban olmuş onlar. Yeni buzalamış o, ha, iki günlük bile. Ay. Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar, bol bereketli, sağlıklı, sıhhatli akşamlar. Akşam saat 6. Biz de şu gördüğünüz çam kenarı kıyısından, orada su var. Ertuğrul Gazi Çeşmesi'nin oradan ablama çalı götürverdik. Oğazbaşı Mahallesi, İyiboğlu Mahallesi, her taraf yemyeşil, güzel bir yeşillik içinde köyümüz mis gibi. Artık bağ bahçe zamanı, Nisan'ın ortasını geçtik. O çok kurak, fasulye falan dikemiyor şu anda. Ben bu geçekten geçeceğim şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada kimin? Amcamın oğullarının, öyle diyeyim sana. Bir kök, dedelerimiz bir, amcamın oğullarının bahçeleri. İkisi Zonguldak'ta duruyor, yapamıyor. Şengül ablamla Yadikar yengem yapmış, sürmüşler. Burası ortada. Buranın sahibi de Kayıdbin'de arkadaşlar. Bizim bir köy aşağımızda. Burada kara su çıkar. Bu kara su 6. 7. aya kadar durur. Ondan sonra kendiliğinden kaybolur. Bu taşlar yatırıldı. Bakla dikti. Baklasını dikmiş mi? O orayı dikti de ya. Ayın yengisi deyip bırakıyordu. Ayın yengisi eskisi. Ben bilemem ama. Tuncer abinin bahçesi çok güzel maşallah. Bir sürü yaban otu var. İlik otu mu? Abla bu ne otu kız? He? Miyen sen ne hayvan yeri bunu? Oo, bunu hay... Şöyle güzel bir... Kuyu kuyu vereceksin hayvanları. Gülten bana satı dev. Vallahi da uğraşacağına yaka yerlerde benim buraya etti. Fasulye dikersin, patates dikersin, bir sıra kessin, akbakla kessin diye burayı. Yani şu bu otlu yerin öpür tarafına. YouTube'da ne kadar yaban ot tanıyıp da yiyen var abla. Tuncer abinin evi. Arkadaşlar geldim eve. Biz yazın böyle uzak bir yerlere gidersek kardeşler birbirimizi bırakmayız. Yük mük getirdim, sırtımızdan çalı getirdik arkadaşlar, ipine, köy ipine. 200 çalı yapmış teyzemin oğlu ablama, onu getirdik. Şimdi ben ne yapayım arkadaşlar? Kollarımı sıyırdım gene. Beni bana kızacaklar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kızıyor. Kollarını falan video çekerken çeki düzenledi. Allah razı olsun hepsinden de. Şimdi buzluğu biz böyle tene fasulye koyduk ya bardağın. Bak şimdi ben onu hiç çıkartmadım. Şimdi ne yaptım buraya? Bir baş
soğan doğradım arkadaşlar. Bir tane yeşil biber doğradım. Yarım kırmızı biber doğradım. Onları kavuruyorum güzel. Bir kaşık da salçam alayım. Salçamı da aldım geldim arkadaşlar. Bu haliyle beraber nasıl bulduktan fasulye yaptığımızı hani nasıl yiyoruz? Bir sürü videolar çektik. Bir sürü buzlukları doldurduk. Onları nasıl yapıyoruz, yiyoruz canım. Kokusu çıktı. Ben hiç yıkamayacağım canım. Zaten kendini boyuyordu. Bakın tek tek ayrıldı. Buzlukta arkadaşlar melemen yaptık. Dün sabah, iki gaz sabahtır melemen yapıyoruz. Kavanoza hiç melemen koymayın bundan sonra. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor ki. Benim o zaman seçici bir de kesinlikle karar ver anne, kavanoz yapma, yaparsan dahi bize verme artık. Bakın bunu böyle güzel kavuruyorum arkadaşlar. Bakın buna kesinlikle sıcak su koymayın. Buna direkt soğuk su koyacağız. Ben buna bir tane patates koyacağım. Bir tane de havuç ince ince doğrayacağım arkadaşlar. Kaynamaya başlasın. Çok güzel. Var bu ya fasulye. Şimdi arkadaşlar. Ben pırasalı çok seviyoruz biz. Pırasa koymayı. Bu kadar bir pırasam var evde. Kökünden doğru. Şöyle arkadaşlar güzel. Mis mis koku veriyor canlar. Yemek değişik yapmayı çok seviyorum. Şimdi biraz atları gördüm. Bir sürü atları. Onları çektim. Dedim videomu. Sevgili arkadaşlarıma. Köyümü çekip çekip atıyorum zaten. Bağımı çekip, bağımı bahçemi çekip çekip atıyorum. Şu anda kuraktan bağ bahçeyi dikemiyoruz arkadaşlar. Mısırımı falan ekemedim. Ekerken falan hepsini çeker çeker gönderelim. Bakın arkadaşlar onu da kavurdum. Koydum üzerine. Pırasa kavrulmaz. Pırasa üzerine konur. O şey soğana benzemez o. Onun kokusu mokusu böyle çıkar. Fasulyemi geçecek kadar da suyumu da koyayım. Kaynamaya başlasın arkadaşlar. Kaynamaya başlayınca bir tane patatesine bir tane de havuç koyacağım. Havucu önce koyacağım. 5 dakika sonra patatesi koyacağım canlar. Çala derkene baksanıza. Hep ellerim böyle kendime de çal ettim arkadaşlar. Beyada yaptım. Ellerim falan böyle hepten dikenler parçaladı. Köy işi zahmetli iş arkadaşlar. Ama insanı bıktırmıyor. Hele ki bir de bağınızda bahçenizde olanı görünce. Tamam arkadaşlar bunu kaynamaya alalım. Bir de makarna yapacağız şimdiki yanına, bir de çorba. Arkadaşlar şimdi de yarım soğan doğradım. Bir kaşık un koydum. Bir kaşık salça koydum. Arpa şehriye çorbası yapacağız. Makarna koydum. Akşam yemeklerim çok geç kaldı arkadaşlar. Bunu da böyle yapayım. Şehriyi de ne kadar koyayım arkadaşlar? Bir çay bardağından, ya bir su bardağından bir parmak eksik şehriyemi. Unumu açayım. Zaten açar. Soğuk suyu girince sıcak suda topaklanır. Soğuk suda açılır arkadaşlar. Yemek falan yapmak sorun değil canlar. Yeter ki malzeme olsun evde de. Şöyle bir kaşık alayım. Temiz bir kaşık alayım. Kepçemi alayım. Fasulyemi bir bakayım. Görüyor musunuz fasulyemi arkadaşlar? Patatesli, havuçlu. Pişmesine de bir bakalım arkadaşlar canlarım şöyle. Fasulyesine baksam yeter. Öbürküler şey değil. Tuzu falan yerinde. Fırın makarnası yapacaktım. Şöyle bir bardak sütlü, kaşarlı. Oğlum dedi ki anne şey yap. Hatta suyunu ona göre koymuştum suyunu. O da öyle istemedi. Ben de artık böyle makarna yaptım arkadaşlar. Şimdi unu da güzel salçalayacağım. Aslında ben sade seviyorum. Üzerine ketçap koymayı seviyorum arkadaşlar. Çocuklar ne isterse o. Şimdi bu da kaynasın. Şehriyemi de göstereyim canlar size. Şehriyemi getireyim göstereyim. Arkadaşlar şehriyem de bu. Bir bardaktan bir parmak eksik. Bakın. Suyum iyice kaynasın. Un çözüldü. Önemli olan o topak topak olmasın. Makarnam içinde canlar. Hemen geniş bir tenceremi tavama aldım. Azıcık sıvı yağ koydum. Bundan sonra arkadaşlar şöyle bir parça da margarin koydum.
Marka demeridikten sonra canla. Bu kadar salça koyuyorum, bir kaşık. Salçamızın üzerine arkadaşlar bir çay bardağı su koyuyoruz. Bu sos oluyor. Azıcık bir de tuzunu koyalım. Sosun tuzunu. Salça halinden çıkıyor artık arkadaşlar. Bu sos haline geliyor. Burada karabiber, pul biber, kırmızı toz biber koyabilirsiniz canlar. Bunda soslu makarna. Valla ben ne isterlerse onu yapıyorum. Ben fırında makarna diye düşündüm. Onu canım çekmişti. Yarın gidiyorlar arkadaşlar onlar da. Onlar gidince daha çok vaktim olur. Niye arkadaşlar? Sizi çaldırmaya vaktim olur. Çocuk beni oyaz oluyor. Makarnamı koydum. Şimdi bunu güzel karıştıracağım. 5 dakika sosuyla beraber tekrar pişmesini sağlayacağım canlar. Arkadaşlar çorbam pişti. Şimdi çorbamı ne yapıyorum? 5-6 dal nane ile 5-6 dal maydanozu böyle bir güzel arkadaşlar. İster gibi un da var içinde hem de kavrulmuş. Bu arada ne yapıyorum? Bir tane de limonu sıkıp geleyim. Şöyle bir tane limonu arkadaşlarım elimine sıkayım. Biraz acele ediyorum. Ekşili, tavuksuz, kıymasız, içine kavrulmuş unuyla, salçasıyla güzel bir arpa şehriye çorbası canlar. Şöyle bir iki dakika daha kaynasın veya kaynamadan böyle şişe. Bunu yani hastayı ayağa kaldırır bu. Harika arkadaşlar. Şimdi soframı hazırlayayım artık. Bunun da altını kapatıyorum. Yemeklerim üçü de oldu. Hayırlı günler, hayırlı cumalar benim sevgili gönül dostlarım. Benim bugün evimin altını sürülemeye bir köylüm, bir akrabam geldi. O çiz sürerken ben de tohum için, bak ata tohumu arkadaşlar. Satya ablanız o kadar atalarını, o kadar geçmişini düşünen bir şey ki, bak ata tohumunu kesinlikle yok etmedim. Beyaz mısır, annem gelin, kaynanamları, hani büyüklerimin ektiği. Sarı mısır da ekiyoruz. O biraz karışık arkadaşlar. O biraz ata tohumu değil. Ama bu tam ata tohumu. İrilerini izlerini ayırdım. Fareden de gizledim bunları. Şimdi bunları ofalıyorum arkadaşlar. Birazını ektim. Birazını da şimdi size ekerken göstereceğim canlarım. Nereye gidiyorum? Eve kahvaltı hazırlamaya. Hadi kahvaltı hazırlıkla görüşürüz. Evet canlarım. Şimdi benim videom 14 dakika 15 dakika geçmiş. Hemen şey yapıyorum. Kahvaltı hazırladı eşim de. Ona diyorum arkadaşlar. Hemen hazırlıyorum de. Ben şimdi bu videomu kapatayım. Tekrar bir video açalım arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun. Bana bol bol destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Sevgili gönül dostlarım.